Halk Partisi değerli il başkanım, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, sivil toplum kuruluşu, Oda Birlik ve kooperatiflerimizin değerli temsilcileri, saygıdeğer misafirler, ekranları başlarında bizleri izlemekte olan değerli izleyicilerimiz ve basınımızın değerli temsilcileri. Bugün üzerinde yaşadığımız bereketli toprakların ve bu topraklarda büyüyen canlılarımızın belki de bin yıllardır bize sunduğu mucize lezzetleri, zeytinimizi, zeytinyağımızı, süt ürünlerimizi ve şarabımızı kutlamak ve bu lezzetlere dair tüm sektör paydaşlarımızı bir araya getirmek ve aynı zamanda belki de en güzel üretim olan organik üretim alanında ülkemizi ulusal ve uluslararası alanda temsil eden tüm sektör paydaşlarımızla buluşmak üzere burada Türkiye'nin en modern fuar alanı Fuar İzmir'deyiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İSFAŞ AŞ tarafından düzenlenen 10. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı Olivtek ve 11. Ekoloji İzmir Fuarımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Törenimize başlamadan önce her zaman olduğu gibi sizleri Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, tüm silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için önce saygı duruşu, ardından İstiklal Marşımızı... Hoş geldiniz efendim. Uluslararası Zeytin Konseyi Başkanımız da aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Sizleri Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, tüm silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için önce saygı duruşu, ardından İstiklal Marşımızı hep birlikte söylemeye davet ediyoruz. Efendim. Bu kıymetli, bu özel fuarımıza yoğun programları sebebiyle katılamayan ancak değerli mesajlarıyla bizleri onurlandıran kıymetli isimlerimiz var. Onları sizlere zikretmek isteriz. Sayın Ebubekir Gizli Gider, Sayın Bakan Yardımcısı Tarım ve Orman Bakanlığı Değerli Bakan Yardımcımız. Sayın Rifat Hısarcıklıoğlu, TOP Başkanımız. Sayın Mehmet Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız. Sayın Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız. Sayın Fuat Gürel, Karabük Valimiz ve Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanımız. Kendilerine nazik mesajları için bizler de sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz efendim. Ve şimdi de İzmir'i dünyanın önde gelen fuarcılık merkezlerinden biri haline getirmek ve ülkemizde fuarcılığın çatısını en üst seviyeye taşıyabilmek için en nitelikli yatırımları gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Suyer'i konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsüye arz ediyoruz efendim. Çok değerli milletvekillerimiz Sayın Kani Beko, Sayın Bedri Serter, Sayın Büyükelçim, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız ve il yöneticilerimiz, Uluslararası Zeytinyağı Konseyi Başkanımız, Sayın İlçe Belediye Başkanlarım, çok değerli misyon temsilcilerimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolos Vekilimiz, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, bugün son derece büyük bir heyecan taşıyoruz. Çünkü 2020 yılında sanal ortamda gerçekleştirdiğimiz Olivtek ve ekoloji fuarımızı bu sene yüz yüze yapmanın heyecanı içindeyiz. Bu iki fuarı birleştirmemizin çok temel bir sebebi var. O da
her ikisinin birbirine bağlı olduğunu pandemi dönemi bize gösterdi. Yani gıda güvenliği, sağlık, sağlıklı gıda ve tarım iç içe geçiyor ve bunların her birinin birbiriyle çok yakın bağları olduğu anlaşıldı. Kısacası biz bu iki fuarı bir arada yaparken aynı zamanda bu ikisinin birbirleriyle olan, ekolojinin tarımla olan bağlantısını da gün ışığına çıkartmak istiyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri başka bir tarım mümkün diyerek görev yaptık. Bu başka bir tarım mümkünün altında yatan da küçük üreticinin doğduğu yerde doymasını sağlayacak tarım politikalarını hayata geçirmekti. Çünkü küçük üretici toprağından uzaklaştığı zaman, üretimden vazgeçtiği zaman ülke yoksullaşmaya başlıyor ve kendi kendine yeten bir ülke olmaktan uzaklaşıyor. O nedenle küçük üreticimizi doğduğu yerde doyurmak için çarenin ihracatçı yapmaktan geçtiğini gördük. Yaptığımız bu uluslararası çalışmaların en temel gerekçesi küçük üreticimizin ihracatçı haline getirilmesidir. İhracatçı Birlik Başkanımız, Başkan Koordinatörümüz bu söylediklerimden dilerim ki ne kastettiğimi çok iyi anlıyor ve onların desteğine ihtiyacımız var. 2-11 Eylül tarihleri arasında Terra Madre'yi yine aynı nedenle yapıyor olacağız. Yapmamızın temel sebebi küçük üreticimizi dünyayla buluşturmak, dünyayı İzmir'le buluşturmak ve aslında bütün bu hikayenin ne kadar kıymetli olduğunu dünyaya göstermek. Bizim İzmir'de ve Ege bölgesinde kadim kültürümüzden beri taşıdığımız 5 temel ürün var. Bunlar birincisi zeytin, ikincisi üzüm ve su ihtiyacı az olan diğer meyve bitkiler, meyve ağaçları, üçüncüsü tahıl, dördüncüsü mera hayvancılığı ve beşincisi kıyı balıkçılığı. Bu 5 başlık aslında doğayla uyumlu tarımın da göstergeleri. Eğer bu ürünler üzerine yoğunlaşırsanız hem su kaynaklarınızı, yeraltı kaynaklarınızı çok daha tasarruflu kullanıyorsunuz, hem de dünyada çok daha lezzetli, sağlıklı ürünler sergilemiş oluyorsunuz. Özetle bu duygu ve düşüncelerle düzenliyoruz ve düzenlemeye devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki üreticimizin bu hayat iksiri denilen ölümsüz ağaçtan çıkarttığı zeytinyağının ve diğer ürünlerinin dünyada eşi benzeri yok ve hak ettiği değeri maalesef şu an itibariyle karşılayamıyor. Bu duyguyla ve bu düşünceyle çok daha fazla çalışmaya kararlıyız. Bugün bu fuarımıza Almanya, Cezayir, Fas, Hollanda, İspanya, İran, İtalya, Libya ve Tunus'tan katılımcılar var. Huzurlarınızda onlara da hoş geldiniz demek istiyorum. Ve diliyorum bu fuar birçok anlaşmanın yapıldığı, çok daha ticari hacmin büyüdüğü ve küçük üreticilerimizin de ürünlerinin uluslararası alanda pazarlanmasının imkanlarının açıldığı bir fuar olur. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, şehrimize, bölgemize fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Başkanımıza konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Sahnede bizlerle kalmalarını arz ediyoruz ve Olivtek ve Ekoloji İzmir'in hayata geçmesinde değerli emeği bulunan tüm kıymetli hanımefendi ve beyefendileri değerli protokolümüzü kurdele merasimimiz için sahneye arz ediyoruz. Evet, 10. kez hayata geçiyor Olivtek İzmir ve 11. kez Ekoloji İzmir fuarlarımız Olivtek kapsamında hemen hatırlatmayı arzu ediyoruz. Saat 14'te C Hall'de İzmir Köy Coop ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü işbirliği ile Sayın Neptün Soyer ve Sayın Sahrap Soysal ve Sayın İlhami Dinç ile 10 şehirden 10 kooperatiften 100 üretici kadınımızla birlikte bir söyleşi ve mutfak şovu gerçekleştirilecek. Sizleri bu değerli söyleşi ve şova davet ediyoruz. Saat 17'de çok kıymetli bir zeytinyağı müzayedemiz olacak Sayın Nedim Atilla ve Sayın Bilge Keykubat'la birlikte. Ve 27 Mayıs tarihinde saat 17'de Uluslararası Zeytin Konseyi ve Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi İşbirliği ile 2022 Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması ödül törenimiz olacak. Evet, makaslar hazırlanıyor, kurdelemiz hazır. Olivtek ve Ekoloji İzmir kapılarını ziyaretçilerine açmak üzere. Makaslarımız dağıtılırken hatırlatmalarımıza devam edelim arzu ediyoruz. 4. Uluslararası Akdeniz İklimlerinde Organik Tarım Konferansı da Ekoloji İzmir kapsamında gerçekleştirilecek.
Bu değerli fuarlarımız İzmir'imize, ülkemize ve dünyamıza hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Çok keyifli, verimli bir fuar diliyoruz. Nice açılışlara efendim. 26 ve 29 Mayıs tarihleri boyunca Olivtek ve Ekoloji İzmir'in kapıları açık olacak. Şimdi fuar ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere protokolümüz sahaya yerleşiyor. Ve hepinize güzel bir fuar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.